saatini tutmaya devam ediyor. Yeni saatle birlikte sözü Atay'a ve konuğuna bırakalım. Teşekkür ediyoruz Hakan Uysal. Hem Afyonkarahisar hem de Kütahya Zafer'in 100. yılını kutluyor. Başkan Erdoğan da bu coşkuya ortak olmak için. Önce Kütahya ardından da Afyonkarahisar'a gelecek. Afyonkarahisar Zafer Kent Meydanı'ndayız biz de. Hazırlıklar da artık son aşamaya gelmiş durumda. Başkan Erdoğan'ı bekleyecek ardından Afyonkarahisarlılar. Yanımızda da kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ali Özkaya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınına. Teşekkür ediyorum Atay Bey. Size ve bütün bizi izleyenlere hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir ziyaret. 100. yıl, Zafer'in 100. yılı anlamlı bir ziyaret. Başkan Erdoğan'ın Afyon'a verdiği önem de biliniyor. Neler söylemek gerekiyor? Tabii buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğini büyük bir mutlulukla bekliyoruz ve bütün hemşehrilerimiz de saat 16.30'da bu meydana bekliyoruz inşallah. Yaklaşık 3 yıl önce biz Afyonkarahisar milletvekilleri Sayın Genelkurmay Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımıza Afyonkarahisar'a davet ettiğimizde karar almıştık. Cumhuriyetin büyük tarzın 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar'a davet edeceğiz ve bir hafta değil aylarca kutlayacağız bunu diye yaklaşık Mayıs ayı itibariyle başladık kutlamalara. Ama kararını yaklaşık 3 yıl önce almıştık. O zamanki valimiz Mustafa Tutulmaz Bey, sonra Sayın Gökmek Çiçekme ve şimdi Sayın Kübra Güran Yiğitbaş Hanımefendi'yle beraber heyetler kurduk. Kurumlara görev taksimleri yaptık ve bu görev taksimleri çerçevesinde herkes görevini yaptı. Bugün de biz siyasetçilere düşen, yöneticilere, milletvekillerine düşen bir çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız katılacağını söylediler ve Allah razı olsun bugün Afyonkarahisar'a geliyor. Bu topraklar Afyonkarahisar Cumhuriyet'in kurulduğu yerler. Cumhuriyet'in kazanıldığı yerler. Büyük taarruz 26 Ağustos'ta başladı ve 30 Ağustos Tunalpınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle de kesin bir zafer elde edildi Mustafa Kemal Paşa ve bütün yöneticilerle birlikte. İşte bugün o atalarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün askerlerimizi, şehitlerimize rahmet, minnet duygularımızı ifade ediyoruz ve Cumhuriyet'i ebediyen yaşatacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar'a gerçekten önem veriyor, değer veriyor. Afyonkarahisar'a da Sayın Cumhurbaşkanımız da destek veriyor. Ben inanıyorum bugün bu devlet töreninde, bu açılış törenlerinde Afyon'un gördüğü en yüksek katılımlı miting olacak. İnşallah hep beraber burada bu coşkuyu yaşayacağız. Şimdi Afyonkarahisar aslında AK Parti için de önemli. AK Parti için Afyon da önemli. Bu topraklarda kuruldu AK Parti. Yatırım ve hizmet anlamında da gerçekten çok önemli çalışmalar yapıldı değil mi Sayın Vekil? Evet. Şimdi Afyonkarahisar dışarıdan gelenler özellikle bunu çok net bir şekilde görüyor. Birçok milletvekili arkadaşımız bile diyor ki ya Afyonkarahisar nasıl hızlı değişiyor? Yani biz bir gelip bir sonraki geldiğimizde yeni kavşaklar, yeni yollar, yeni binalar, yeni tesisler yapıldığını görüyoruz. Ve imrenerek, hayranlıkla bakıyoruz diyorlar. Bunu gelenler, dışarıdan gelenler, bakanlar ve iyi gözle bakanlar çok net görüyor. Bir kısmı da bazen bakıyoruz işte Afyon'a neler yapıldı diye. Yani Afyon'a neler yapıldığını gezerek anlatsak en az bir hafta gezdirmemiz lazım. Bu 230 projenin açılışı yapılacak. Yaklaşık 30 projenin açılışı yapacak. 4 milyarın üzerindeki yatırımlar. Bunların bir kısmı son bir yıl içinde açılanlar var. Yeni açılacaklar var. Bitmek üzere var ve bunların tamamı kamu yatırımı. Birçok özel yatırım vardı. Belki milyarları çok geçen. Onlarla ilgili de inşallah ayrı ayrı açılışlar yapacağız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız yalnızca kamu kaynaklarıyla yapılan yatırımların açılışını yapacak. Tabii özel sektör de çok önemli. Özel sektör çok önemli. Mesela dün ben bir arkadaşımızın mermer fabrikasını gezdim. Bugünkü parayla 20 milyon dolara yapılmış dünyanın en modern mermer fabrikası. Çatısında 2,5-3 megawatt güneş enerjisi olan, enerjisini kendisi kazanan, üreten, arıtmasını kendisi kuran ve dünyanın her yerine mermer ihraç eden bir fabrika. Bir başka fabrika OSB'de Türkiye'nin en büyük etil alkol fabrikasını kurdu. 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım yaptı üniversitemizin işbirliğiyle. Yine geçen hafta Sayın Sanayi Bakanımızla beraber İşhisar'da Kara Mehmet'e ait mermer fabrikasını açtı. Yine çok büyük bir yatırım. Bunun gibi onlarca, yüzlerce yatırımlar sayabiliriz. İşte bunlar Afyon'un çok net bir şekilde büyüdüğünü ve büyümeye de devam ettiğini gösteriyor. Zaten çalışan sayımız, sosyal güvenlikteki kayıtlı işçi sayımız, iş yeri sayımız, ihracatımız, tarımsal üretim, her birine baktığınızda bunların çok büyük rakamlar olduğunu görüyorsunuz. Sayın Vekilim son olarak şu pankartları da aslında evet, konuşmak gerekiyor. Kameram arkadaşım Selçuk'tan rica edeceğim. Aslında yayın planlamamız yoktu ama 2001 yılında AK Parti Afyonkarahisar'da kurulurkenki o fotoğraf orada. Bu sevda Afyon'dan dünyaya yayıldı diyor.
Pankartlar da oldukça fazla ve çok farklı. Dikkat çekici. Bu pankart bence en dikkat çekicilerden birisi, bu pankart ve bu fotoğraf. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu fotoğrafta milleti için kendisinin nasıl gençliğinden adeta belirli bir yaşa olgunluğun en üst düzeyine çıktığını gösteriyor. O günkü Recep Tayyip Erdoğan'la bugünkü Recep Tayyip Erdoğan arasındaki farkın millete verilen hizmet ve emek olduğunu net bir şekilde gösteriyor bu fotoğraf. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, bir taraftan da yine farklı bir...